Arkadaşlar, yerli arımızın durumunu göstereceğim size. Şöyle şuraya petek örmüş. Çok da iyi petek kabartmış şurada gördüğünüz gibi. Bakın, şişirmiş bayağı. Şöyle hemen hareketlendi. Durum çok iyi, çok da iyi polen geliyor, bal da geliyor biraz. Bu arı çok rahat kışa güçlü bir şekilde girdiği için kıştan çıkar. Bakın, çok iyi şişirmiş petekleri. Stoğu da çok çok iyi. Burada da arılar çalışıyor zaten. Dalak atmış. Şuraya dalak atmış. İçeride görünüyor. Şurada bol bol propolis var biliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki propolisi bıraktık. Hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Şunlar. Bu arının çok önemli getirdiği bir propolis. O yüzden sakın dokunmayın. Bakın. Durum çok iyi. Şöyle açabilirsem daha. Yerli ırk bu arı. Sakin şu an için. Normalde biraz daha hırçın olabiliyordu ama hava soğuk değil. Arı da çalışıyor. Nektar da hafif geldiği için şu an aktif olarak arı pek ilgilenmiyor bizimle. Şöyle bakın. Varova görünmüyor sırtında falan. Göze çarpan bir şey yok. Arı çok sağlıklı görünüyor, çok şükür. Varova uygulaması yapmıştım 2-3 gün önce. Videosunu da paylaşmıştım. Okaliptus dumanıyla yapmıştım en son. Bayağı bir dökmüştü. Biraz ara verdiğim için sanırım, bir de kuluçka bayağı yükselmişti arıda. Kapalı gözlerde doğal olarak etkili olmadığı için bazı süreçlerde uygulama yaptığımızda varova için. Arılar doğduktan sonra yapmak zorundayız. O yüzden de çıkan varovalar da düşmüş oldu. Çok iyi. Artık kapatalım. Bu da bizim karniyol arımız. Bakabilirsek, izin verirse göstermeye çalışacağım. Çalışıyor. Kontrol etmeye de çalışıyorum arada, herhangi bir varova hasarı alan arı var mı diye. Hani kuyruğu, kanatlarını yemiş falan ya da sırtında varova var mı diye. Şöyle. Arı da sağlıklı görünüyor.
karniyol. Sarıcalar da dolanıyor etrafta, kokuyu aldı hemen. Çok açık bırakmamam gerekiyor. Arkadaşlar, yerli arı daha güçlü. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok rahat, bariz bir şekilde ortada fark. Kuluçka düzeyi de çok daha yüksek yerli arının. Çalışma düzeyi de yüksek, çok daha aktif çalışıyor yerli arı. Onu da göstermeye çalışayım. Hemen kapatalım, giriş deliğini de göstereceğim. Şuradan. Bu bizim, bu karniyol şimdi gösterdiğim, bu da yerli. Yerli arımız polen girişi çok daha bariz, daha yüksek. Sarıcılar da yine dadandı. Sarıcalar aktif yine. Bakın polen girişi çok iyi. Bal da geliyor. Polen. Giriş çıkışlar daha fazla yerli arıda. Bakın. Giriş çıkışlar çok daha fazla. Bu bizim yerli arımız. Polende her gelen arı üzerinde polen var. Bu da bizim karniyol. Bakalım. Karniyolda giriş çıkışlara bakacağız. Polen gelimi var mı diye. Maalesef çok daha bariz bir şekilde az. Çok çok az. Yerli arı farkı ortada. Gerçekten balda da daha iyiydi bu sezon. Bu yüzden yerli arı beslemeniz çok daha doğru olur. Dolanıyor sadece. Giriş çıkış olmadı bir süredir. Bakın. Başı boş gibi. Yine yerliye dönelim. Yerlideyiz. Bakın arkadaşlar. Nasıl giriş çıkış oluyor. Çok aktif yerli arı. Arada ben diğer karniyola da bakmaya devam ediyorum ama inanın hiçbir şekilde giriş çıkış yok. Hala dolanıyor zaten burada arı. Gel, bir geldi. Bir tane yine, az da olsa Allah razı olsun. Polen getiren oldu neyse ki. Dediğim gibi yerli arıdan şaşmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.